şimdiye kadar iktisaden tasarruf ederek, yemeden yedirmeden, yetim hakkına saygı noktasında biriktirmiş olduğumuz 6 milyonluk yatırım bütçemizi hangi amaçla kullanacağımızı sizlere pay etme noktasında bugün karşınızdayım. 8 yıl önce Vadili Belediyesi'ni aldığımız zaman iflas etmiş, bitmiş bir belediye. Ciddi bir borç batağında olan bir belediye. İş yapamaz durumda olan bir belediye. Hiçbir bütçesi olmayan bir belediyeye devraldığımız zaman biz bu bataklıktan nasıl çıkarız diye ciddi ciddi bir düşünme payı, ki bu 3 aylık bir süre içerisinde bir düşünme payı kendimize alıp borcumuzun belli bir yerde dondurularak yatırım bütçelerimizin oluşturulması ve bir de tasarruf bütçesinin, tasarrufa dayalı bir bütçenin oluşturulması noktasında sizlere hizmet noktasında insan odaklı bir politikayı uygulayarak sürdürülebilir gelişmişlik noktasında Vadili'yi projelendirdik ve yola çıktık. Bu 8 yıldan bugüne kadar yolumuza çıkarken en önemli sorunumuz nedir diye sorduğumuzda, sizlere sorduğumuzda en önemli sorunumuz o günlerde çok iyi hatırlayacaksınız, susuzluktu. Vadili, Meseryar bölgesi iç bölge olması hesabıyla içilebilir su olanağının olmadığı bir bölgeydi. Ve yüzyıllardan beridir süre gelen susuzluk politikasını bizim çözmemiz gerekliliği vardı. Biz su olayını çözebilmek için önce kayıp ve kaçakları veyahut da içilebilir bir şebeke, su içilebilir bir şebekenin oluşturulması noktasında bunu bir analiz ettiğimizde 28 belediye içerisinde tek şebekesi değiştirilmeyen köy Vadili köyüydü. Ve bu çok tuhaftı ki ta Rum zamanından ve daha sonraki dönemlerde baki kalan demir ve asbest borulardan oluşan bir şebeke yapısı ve verdiğimiz suyun da %30'unun kaybolduğu bir şebeke yapısı içerisinde biz bu işi sürdürülebilir noktaya taşıyamazdık. Ve kollarımızı sıvayarak ilk yaptığımız iş köyümüzün içme suyu şebekesini değiştirmek oldu. İçme suyu şebekesini değiştirirken en büyük olay yeni 10 atmosfer poliüretan borularla değiştirirken aynı zamanda sistemi ön ödemeli seyahat sistemiyle de yapılayıp su kaybını asgariye indirip vermiş olduğumuz suyun da parasal tahsilatını yapıp bir eşitlik yaratma, su kullanımında bir eşitlik yaratma noktasında sudaki su projemizi böylece hazırlamış olduk ve adil mali bir yapıyı sağlamış olduk. Su projemiz devam ederken tabii yalnız şebeke ile bu işler bitmiyor. Bunun içerisine su da koymak lazım. Buna bağlı olarak ek su projemizi hazırladık ve Türkmenköy'den ek su aşağı yukarı günlük 200 ton bir ek su sağlamak için yola çıktık. Ve bir de yerel bir kaynağımız konusunda çalışma yapıp yerel kaynağımızın da bu ek su çalışmalarında arıtılarak içme suyu noktasında kazanılması konusunda da bir çalışmaya başladık. Su arıtma ve ek su projelerimizi hazırladık. Bütün bu çalışmalar sürerken çok güzel bir haberle karşı karşıya geldik ama biz arıtma tesisimizi almıştık. Ek su kaynağımızı da bitirmiştik, sağlamıştık ve çok büyük sevinçli bir haberle karşılaştık. Daha doğrusu onurlandık. Türkiye'den gelen su projesi bizim bütün bu sıkıntılarımızı çözecekti ve biz ilk bu 3,5 yıl içerisinde biz Türkiye'den gelen suyun hem beşeri noktasında hem de hayvancılık noktasında kullanılabilmesi için 2 adet ek su deposu, 500 artı 150 tonluk ek su deposu projemizi
devreye koyarak böylece hayvansal amaçlı su projemizin de çözülmesi konusunda büyük bir hareketlilik sağladık. Hayvansal amaçlı içme suyu projemiz şebeke gerektirirdi. Bugün hayvancılık bölgesi gibi bir bölgede ciddi sorunları olan, tamamen taş zemin olan o bölgede hayvansal amaçlı su temin projesinin şebeke çalışmalarını başlattık. Ve böylece hayvansal amaçlı su projemizi de bitirmiş olduk. 28 belediye içerisinde tek kapalı sistem şebekesi olan, ön ödemeli sistemi olan, su kaybı olmayan ve bunun bize sağladığı avantaj da en ucuz suyu siz vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında çok büyük bir ivme kazandık. Ve böylece tonu 3,5 liradan sınırsız su alabilme hakkını siz sevgili hemşerilerime, sevgili beldelerime bunu kazandırmış olduk. Yağmur suyu ve sel baskınları konusu sürekli ben belediye başkanı olduktan sonra 3 kez üst üste Aloğlu Deresi'nin taşma noktasındaki sıkıntılarını tespit ettik. Neden Aloğlu Deresi taşıyor ve neden köyümüze sel baskını olur diye bunun topografya çalışmalarını suyla beraber topografya çalışmaları da yaparak bunun topografik noktada yıllarca gelen erozyonun getirdiği bir yükseltiden dolayı Aloğlu Deresi belli bir noktadan sonra dik yukarı aktığını gördük ve böylece Aloğlu Deresi'nin eski haline dönüştürmesi noktasında Aloğlu Deresi ıslak projesini geliştirdik ve böylece vadiliğinin sel baskınlarından vadiliği kurtarmış olduk, vadiliğimizi kurtarmış olduk. O bölgedeki insanlarımızı da bir güvence altına aldık. Aloğlu Deresi'nin ıslak projesinde köy açtığımız kanalla ikiye bölünmüştü. Onu hemen 5 tane köprüyle, 5 köprüyle projelendirdik ve Aloğlu Deresi üzerine şimdi şu anda 3 tane 8 metre genişliğinde ve 3 tane büyük köprü 2 metre genişliğinde bir ufak köprü ve bir daha İnönü yolu üzerinde yapmayı hedeflediğimiz daha büyük bir köprü, 5 menfes olacak olan ve büyük bir köprüyü yapma çalışmalarına projelendirdik. 4 köprümüzü bitirdik. Öteki karayolları tarafından, karayollarına ait olan o yol üzerinde karayolları tarafından yapılacağı için artık gelecek dönemde eğer devlet yapmazsa biz yapma noktasında projelendirip ilgili projeyi sonlandıracağız ve böylece Aloğlu Deresi'nin köyümüz için artık bir tehlike olmaktan bir fayda olma noktasına getirmiş olacağız. Aloğlu Deresi üzerinde yapacağımız çalışmalar devam ediyor. Onun gölete akışı noktasında göletin baştan ıslah edilip tekrar tarımsal amaçlı sulama suyunun oraya getirilip bölgede tarım sulama projesini hazırlayıp hayvansal amaçlı yem bitkisini üretimi konusunda da bazı projeleri devletimizle takip ediyoruz. Aloğlu Deresi'nin toprak zemininin sökülüp yaptığımız iki büyük çalışma vardır. Bu toprak zeminden çıkan asgari minimum 3000 kamyon toprağı köyümüzde 2 adet futbol sahası yapımında. Futbol sahalarının yeniden imar ve ıslahı ve çimlenme noktasında kullandık. Vadili futbol sahasından 350 kamyon taş zemini söküp, 350 kamyon taş söküp, zemindeki mevcut taş yapıyı kırıp, bunu söküp 60 santimetre derinleştirerek tekrar Aloğlu Deresi'nden temin ettiğimiz toprakla 360 kamyonluk toprak ve 60 kamyonlukla gübre teminiyle beraber vadili futbol sahasını çimleme projesini yaptık. Aloğlu Deresi'nden temin ettiğimiz toprağa
kendi yerel bütçemizden katkı yaparak 450 milyon gibi bir rakam harcayarak Vadili futbol sahası ile beraber Turuşlu futbol sahasının da zemininin düzeltilmesi ve bunun imarı noktasından yani su sisteminin oraya taşınması, su projesinin geliştirilmesi, zeminin şebekenin yapılması, ışıklandırılma noktasında ve en sonunda çimleme noktasında çalışmalarımızı da yapıp Turuşlu beldemize de, Turuşlu köyümüze de bir futbol sahası, bir de Vadili futbol sahasını kazandırmış olduk. Bugün her iki takımımızın da başarılarında altyapı olarak payımız olduğunu düşünür. Buradan da haz duyuyoruz, sevinç duyuyoruz ve her iki takımımıza da gelecekteki çalışmalarında başarılar temenni ediyoruz. Köy içinde gölet dediğimiz bir alanı buradan çıkan toprakla doldurduk. Bugün oraya halı saha projemizi yaptık ve orada bir park projemiz ve bir yürüyüş parkuru projemiz mevcuttur. Bunu da bu gelecek dönemde, şimdi şu anda ihalesini yaptık, gelecek dönemde bitirmek üzere Vadili Spor Kompleksi projesini oraya hazırladık. Bu da çalışmalarımız içerisinde bir başka olaydır. Üreten insanlarımızın en büyük sorunlarından bir tanesi de ova yollarının ıslak çalışmasıydı. Ova yollarımız yıllarca ta eski dönemden beri tamamen şeye terk edilmiş, kendi tabii bütün olaylara terk edilmiş, yürünmez gidilmez durumdaydı. Geldikten sonra ova yolları ıslak projemizi geliştirdik. Islak projesi çerçevesinde 20 kilometre ova yolunu bugün havara ve daha stabil bir malzemeyle, daha sağlam bir malzemeyle zenginleştirerek üreticimize, çiftçimize, hayvancımıza yeni ova yollarını kazandırdık. Bugün ova yollarımız çok güzel, çok temiz ve ulaşım noktasında çok büyük bizden övgüyle bahsedilir noktada, bize gurur verici noktadadır. Bu demek değildir ki bu olay bitmiştir. Ova yollarının daha geliştirilmesi, köprü çalışmalarının yapılması gibi bazı çalışmalarımız da vardır. Gelecek dönemde bunları takip edeceğiz. Bizim insanlarımız güzel insanlar, çalışkan insanlar, üretken insanlar. Bu üretken insanlarımızın bizden bugün çok çağdaş bir talepleri vardır. Bu çağdaş talepleri insanlarımızın hobi bahçecilik noktasında suya erişme talepleridir. Bu bizi çok mutlu etmiştir. Çünkü insanlarımız tekrar üretebilme, kendi tükettiğini üretebilme noktasında bu talebi tarafımızdan olumlu karşılanmış ve kendi yerel kaynağımızla hobi bahçecilik yapmak isteyenlere su temini noktasında çalışmalarımızı başlattık ve yürütmekteyiz. Bu bizim en büyük gurur duyduğumuz bir olaydır. Suya ulaştıktan sonra suyun hem keyfini, hem zevkini, hem de üretim noktasında kullanılması vatandaşlarımız tarafından bizim de çok doğru kararlar üreterek doğru işler yaptığımız noktasında bir kanaat uyandırmıştır. Kooperatifleşerek tarımsal üretim noktasında bazı çalışmalar başlattık. Bu dönemde bu çalışmalarımızı yapamadık. Fakat eğer ki bize tekrar güvenir ve tekrar bize destek verirseniz Kıbrıs'ta olmayan bir ilki Vadili'mizde başaracağız ve tarımsal üretim kooperatifleşme olayını gerçekleştirip bu kooperatiflerde ortaklık noktasında üreteceğimizle bu kooperatiflere üye olan çocukların eğitim amaçlı gelirlerini onların eğitimi amaçlı kullanması noktasında tekrar üreticiye bir gelir sağlayacak ve bu gelirin de eğitim amaçlı kullanmak üzere bir kooperatifleşme modelini
Vadili halkına sözümdür. Vadili İnönü yolu üzerinde mevcut 900 dönümlük Hali Aracı üzerinde bir yeni kent projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda proje bitmiştir. Tapu çalışmaları bitmediğinden dolayı bu arazilerin sosyal konut projesi noktasında kullanımını tamamlayamadık. Burada arazi konusundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni kent projesi olarak isimlendirdiğimiz bu projede bunu da sonlandırdıktan sonra İnönü Vadili arasında bir yeni kent projesini, ki bu minimum 1500 adet bir konut projesidir, bunu herkese açıp bu bölgede bir Oktay Çöklü kent yaratma ve nüfusunu optimum seviyeye ulaştırma noktasında bir çalışmayı da başlatmış olacağız. Sosyal belediyeciliği de hiçbir zaman göz ardı etmedik. Çok amaçlı merkez diye adlandırdığımız merkezin 2000 metrekare kapalı salon, 2000 metre kapalı spor salonu projemizi karkasını bitirdik. Bu projenin bitirilmesi ve oraya Vadili Belediyesi'nin yeni idari merkezi, merkez binasını da monte edip bölgemizde ciddi bir sosyalite yakalama noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Düşünün, ilgili salon içerisinde 5 adet eğitim amaçlı kullanılacak olan, kültür ve sosyal amaçla eğitim amaçlı kullanılacak olan salon, bir fitness salonu ve bir de idari merkez vardır. Vadili Belediye'mizi ileride oraya taşımayı ve mevcut binamızı da şu anda projelendirdik. Bölgede bir tarım müzesinin kurulması noktasında çalışmalarımız vardır. Köy meydan projesi kapsamında bu binanın müzeye kazandırılması, çevrede açık müze yapılacak olan alan ve meydan projesi kapsamında çocuk parklarının olacağı, daha güzel bir çevrenin, daha yaşanabilir bir çevrenin ve daha sürdürülebilir bir gelişme noktasında burasını tamamlayacağız. Yeni projemiz içerisinde bunlar da vardır. Hizmetlerimiz içerisinde merkezi devletle bütünleşerek yaptığımız en büyük hizmetlerden bir tanesi de 3,5 kilometrelik Turuşlu yolunun tamamen yenilenmesi olayıdır. Bir düşünürüz ki derenin geldiği ve tamamen ulaşımın kesildiği dönemleri düşünün. Derelere geldiği zaman bizim kasabalara ulaşmamızın mümkünatı yoktu. İnönü yolu, Turuşlu yolu, Paşaköy yolu tamamen şeye kapalı olduğu için, Yiğitler yolu da buna dahil olmak kaydıyla su baskınlarından, sel baskınlarından dolayı ulaşıma kapalı oldukları için Vadili tamamen mağdur kalırdı. Hatta o günlerde ben hatırlarım, benim görev yaptığım günlerde bir hamile kadının doğum konusunda çok büyük sıkıntı yaşamıştık. Bunları biz çalışmalarımız içerisinde göz önüne olarak ilk etap 3,5 kilometre Turuş yolunu bugünkü konumuna getirdik. Bugünkü Turuş yolu bu esasa dayalı olarak yapıldı. Hemen bunun akabine 5 kilometrelik Yiğitler yolunu gündeme koyduk. Merkezi devletle gösterdiğimiz, yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde biz bu iki yolu kazandırmış olduk. Aynı zamanda köy içerisinde 5,5 kilometrelik köy içi yollarımızı da şimdiye kadar yapmış olduk. Esnaf ve Zanikadar sitesinin 5 milyon TL gibi merkezi hükümet nezdinde harcama yapıp küçük sanayiyi oluşturduk. Bu küçük sanayinin aktif hale geçirilmesi noktasında maalesef merkezi hükümetin, düşünün siz 5 yılda 4 tane hükümet olduğu bir dönemi geçirdik. Bu dönemde herhangi bir şey yaptı, bir fikir birliği yapıp bunu uygulamaya geçiremedikse de bundan sonraki dönemde bu küçük esnaf ve zanaatkarlar sitesinin de devreye geçirilmesi ve köyümüzün ekonomisine bir ivme kazandırılması noktasında
anıtlar teslim bir sanayi bölgesini, tek tip anıtlar teslim bir sanayi bölgesini yapılması noktasında çok ciddi çalışmalar yapacağız. Küçücük zaman içerisinde bizim çalışmalarımızla, bizim girişimimizle başlatmış olduğumuz kapalı spor salonu projemiz maalesef mevcut iktidar tarafından iptal edilmişti. Bir başka yere ilgili kaynak aktarılmış ve biz vadili olarak mağdur edilmiştik. Bu konuda da çalışmalarımızı tekrar başladık. Kapalı spor salonu, 120 bin TL harcayıp temelini attığımız kapalı spor salonunun tekrar gündeme getirip Meserya bölgemize, yalnız Vadili Beldesi değil, Meserya bölgemize bir kapalı spor salonu kazandırılması konusunda ciddi çalışmalar yapacağız. Köyümüzde bir banka posta olayını yaratmaktı. İlk geldiğimiz 2010 yılında göreve geldikten sonra bir muhtarlık binası ve bir banka posta olayını geliştirilmesi ortasında kendi öz kaynağımızdan o tarihte 100 bin lira bir para harcayarak bir muhtarlık binası ve bir de posta binasını köyümüze kazandırdık. O günden beri sürdürdüğümüz çalışmalarda bölgemizde ADSL olayının olmamasından dolayı bu banka posta olayını gerçekleştiremedikse de bundan sonra bu havadan iletişimle ADSL olayını bölgemize getirip bir internet ortamında bir programla sizlere postahanemizde banka hizmetlerini de para havale hizmetlerini de yapılmasını sağlaması noktasında ciddi çalışmalar başlatacağız. Bu çalışmalarımız sonrasında yine bir sosyal olay olan temiz çevre, yeşil çevre noktasında geliştirmiş olduğumuz bir balon banağı projesiyle beldemizde bu geçen 8 yıl içerisinde 50 bin kök ağaç ekimini gerçekleştirdik. 2 tane proje geliştirerek polen ve nektar konusunda doğaya faydalı olan ağaç türlerini ekerek bal ormanları projesi geliştirdik. Şu anda ekmiş olduğumuz ağaçlar 3-5 metre boyuna gelmiş ve doğaya polen ve nektar üretir noktadadır. Bu çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde götürüp bizdeki orman dairesi eski çalışanımız mühendis Yorlu Bey'in de önderliğinde beraber bilimsel bazda yürüttük ve aynı şekilde bunları devam ediyoruz. Bölgemizde bundan sonra ekilecek olan her türlü ağacın tekrar doğaya geri dönüşümü noktasında da dikkat ediyoruz. Bunun yanı sıra köy içerisinde çiçek ekimiyle temiz ve güzel bir çevre yaratılması noktasında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Vadili Akdoğan Anayolu üzerinde 25 bin metrekarelik alan üzerinde bir piknik doğal yaşam alanı yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda ciddi bir proje çalışmamız vardır. Yeni yapılacak olan projemiz içerisinde olan bu piknik alanı projemize ek olarak bir kapalı yüzme havuzu, kapalı olimpik yüzme havuzu eklemek ve aynı zamanda orada bir sulu alan yaratıp, su alanı yaratıp o bölgede herkesin serbestçe gelip tatilini yapacağı, pikniğini yapacağı ve aynı zamanda oradaki sulu alandan da faydalanıp ki bu büyük bir ihtimal geniş bir havuz olayıdır. Burada düşündüğümüz Meseryamıza bir geniş havuzla deniz plaj olayını yaratabilecek bir zemini hazırlama noktasında ciddi bir proje çalışması yapıyoruz. Yaşlılar birimimize sağlık hizmeti noktasında, sağlık derken onların sağlığıyla ilgili değil, onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında, kontrol noktasında bir projede gündemimizde olup, bunu tamamen evinde, yerinde
kontrol noktasında, hemşirelik hizmeti noktasında bedene müdahil olmama ve ancak onun ön hizmet noktasında bir projeyi de şu anda gündemimizde ve hazırlamış bulunmaktayız. Sosyal belediyecilik çalışmalarımızda yapmış olduğumuz geziler, Ramazan döneminde ihtiyaç olan insanlarımıza yapmış olduğumuz yardımlar, bayram dolayısıyla ziyaretler, haç dolayısıyla ziyaretler ve aynı zamanda çocuklarımıza yönelik yapmış olduğumuz şölenler festivallerle taçlandırılmıştır. En büyük sosyal belediyecilikte en büyük projemiz Hoş Geldin Bebek projesidir. Hoş Geldin Bebek projemiz doğan çocuklarımıza temel ihtiyaçları olan, çağdaş gelişmede ihtiyaçları olan bir paketin kendilerine sunumuyla beraber ev ziyaretlerimiz, anneye iyilik temelleri noktasında hayırlı evlat ve güzel evlat yetiştirme noktasında bir temenni ziyaretimizle çalışanımız İnci Tiriş kızımızla takip edilmektedir. Çok başarılı olduğumuz bir konudur. Herkese çocuklarında, çocukların eğitiminde başarılar temenni eder. Allah çocuklarımızı her türlü hatadan, kazadan, beladan korumasını temenni ederim. Tüm dünya çocuklarının. Bir şeyler yapacaksak hep beraber yapacağız. Sizin desteğiniz bizim kendi projelendirme, düşünce, hayallerimiz noktasında hizmete dönüşecek. Hizmet de geleceğimizin ışığı olacak. Işık olmamız geleceğimize daha güzel günler ve daha güzel yarınlar hazırlama noktasında desteğinizi bekliyorum. Sağ olunuz, var olunuz.